Mehmet Şimşek ne dedi? E, dün ona da bir bakalım. Onlar da önemli. Yani Mehmet Şimşek'in her açıklaması önemli. Çünkü her zaman konuşmuyor. Konuştuğunda da önemli. Önemli bakın bir değerlendirme var. Başkasının parasıyla zenginlik olmaz dedi Mehmet Şimşek. Taşıt kredilerinde sınırlandırıcı bir perspektife sahibiz diyor. Yani bundan sonra taşıt kredisi alırken de biraz zor olacak. Daha çok nakit parası imkanı olanlar daha kolay alacak. Konut kredisinde... Eğer hiç eviniz yok, ilk defa ev alıyorsanız banka kredisi verilecek size. Hiç daha önce ev almadınız, yeni alacaksınız diyelim. Ama eşinizin var, sizin yok diyelim hani ev eşinizin üzerine. Hayır siz de alamaz. İkinciyi alırsanız size de kredi yok. Nanca nakit paranız varsa alabilirsiniz. İkinci, üçüncü, dördüncü ya da kaçıncı evinizi alacaksanız banka kredisi verilmeyecek. Kendi öz sermayeniz ne kadarsa onunla alacaksınız değerli izleyiciler. Onu da söyleyelim. Kur korumalı mevduat bir realitede de henüz ondan çıkılmayı söylemedi. Yani çıkılacak ama diyor biraz daha zaman lazım. En azından yeni yılı ondan göreceğiz. Ee, önemli bir haber de, kuru serbest bıraktık müdahale etmiyoruz. Bir de 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptık diyor. Bakın değerli izleyiciler Türkiye yurt dışında yani yabancılara 11,5 milyarlık tahvil sattı. Ee, bunun aşağı yukarı 8,5 milyar doları Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Geri kalanı da Avrupalılar aldı aldı. Daha da yabancı yatırımcı gelecek diyor. Birleşik Arap Emirlikleri 51 milyar dolara yakın bir pro bir program açıkladı. Bunun 8,5 milyarıyla zaten tahvil alınmış. Onu da söyleyelim. Mehmet Şimşek'in söylediği açıklamalardan bunu anlıyoruz. Emekliler için bir açıklama var. Demin Yaprak'la konuşurken de söylüyordu. Tekrar söyleyelim. Memurlarla müzakereler yapıldı. İşçilerimizle yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var en düşük maaş alan emeklerimizin durumunun iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu. O çalışmaları yapıyoruz diyor. Ben bugün bütün gazetelere baktım. Mehmet Şimşek'in dün dediklerine bir daha baktım. Hani o Ekim ayında meclis açılınca emeklerin durumuyla ilgili düzenleme deniyordu ya. İşte o en düşük maaş alan, en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili. Yani Ekim ayında bundan 20 gün sonra meclis açıldığında en düşük maaş alanların, emekli maaş alanların durumu düzeltilecek. Anladığım kadarıyla geri kalanlar, yani diyelim ki 7500, 7600, 8000 bunlar iyileştirilecek Ekim ayında. Ama diğerleri e, Ocak ayında o yapılacağını söyleyelim. Öyle açıklamalarından öyle anlıyoruz.